pıtı pıtı durur elmanın dıktı çiçeği burnunda. Yakar yama kışı kahvesine kışlı çiçeği burnunda. Çıtı pıtı durur elmanın dıktı çiçeği burnunda. Yakar yama kışı kahvesine kışlı çiçeği burnunda. Yana yana yandım kara kara kaldım çiçeği burnunda. Bana öyle bakma yüreğimi yakma çiçeği burnunda. Evet, kısacık aranın hemen ardından çıtı pıtı da kaldığımız yerden devam ediyoruz birlikteliğimize. Merak edilen tabii ki hep 30'lu yaşlardan sonra insanda bir değişim ister istemez oluyor. Evet. Ve özellikle gözde sanırım, göz çevrelerinde. Hocam 30 yaşlardan sonra neler yapılabilir göz çevrelerinde? Şimdi yani gözler ruhun aynasıdır. Yani bütün psikolojik durumumuzu gözler yansıtıyor. Göz çevresi de yansıtıyor tabii bunu. Yani sinirli olduğumuz zaman, kızgın olduğumuz zaman, asık olduğumuz zaman o gözün etrafındaki bir sürü kaslar kasılıyor tabii. O kasların kasılmasına bağlı olarak da kırışıklıklar olmaya başlıyor. O kırışıklıklar ileride yani yavaş yavaş da kalıcı olmaya başlıyor. Tabii bu kırışıklıklar yani bu kas etkilerini azaltmak için yani kas etkilerinin belirgin olduğu 30-40 yaşlarda azaltmak için botoks dediğimiz uygulama tabii başarılı sonuçlar alıyor. Doğru. O bölgenin daha bir canlı, daha bir parlak, o çizgilerin açıldığı bir görünüm hastayı daha rahatlatıyor. Aynı zamanda tabii dolgu uygulamaları yani dolgu maddeleri uygulamaları da ışık dolgusu aynı zamanda o bölgede canlılık, parlaklık, bir dolgunluk veriyor. 30'lu yaşlarda, 40'lı yaşlarda bunları rahat bir şekilde kamufle edebiliyoruz. Yani cerrahiye gerek kalmadan. Ama ilerleyen dönemlerde bunların etkinlikleri artık azalmaya başlıyor. Cerrahi daha etkili olmaya başlıyor. Evet. Peki hocam özel olarak ben bunu sormak istiyorum da bir uzman olarak tavsiye edebilir misiniz? İşte biz çay demi genelde hani kadınlar bunu uyguluyor sanırım evet, sıkça. Evet. İşte çay demiyle dinlendirme, salatalık gibi evde evet. ürünleri kullanma konusuna. Peki tavsiye eder misiniz böyle? Ya şimdi bu bölge tabii travmaları da açık bir bölge. Ve aynı zamanda yani nemlenme ihtiyacı olması gereken bir bölge. Yoğun nemlendirici ihtiyacı olan bölge. Yani cildin beslenmesi lazım. Evet. Cildin de yenilenmesi lazım. Bu küllerin de fayda sağladığı şey o bölgedeki cildin daha nemli hale gelmesini sağlamak. Ve yani biz o bölgenin derisi çok çok ince olduğu için güneş ışınlarından da çok çabuk etkileniyor. Evet, mutlaka yani güneş koruyucuyla da korumamız gereken bir bölge o bölge. Evet. Peki hocam tabii ki gözaltı morlukları çok sık rastladığımız evet, artık evet. günümüzde durumlardan bir tanesidir eminim. Gözaltı morlukları neden oluşuyor? Nedenlerinden önce bir konuşalım. Şimdi yani bazı insanlarda o bölgedeki deri ince oluyor. İnce olduğu zaman alttaki kasın röflesi dışarı vurabiliyor. Veya bazı insanların o bölgeleri damarlı oluyor. Birçok böyle damarlanmaları var. Bizim varisler gibi, toplar damar gibi o bölgelerde damarlanmaları var. Ve bunlar da deri ince olduğu için röfle veriyor. Koyu bir hal almasını sağlıyor. Biz bunları tabii bertaraf etmek için yani deriyi biraz kabufletmeye çalışıyoruz. Yani bir makyaj yapmaya çalışıyoruz. Bu makyaj da neyle yapılabiliyor? Bugün dolgu maddeleriyle. Deri kalınlığı biraz da artırılarak o etkiyi azaltmaya çalışıyoruz uygulamalarımızda. Bunu yağ enjeksiyonu yaparak da yapabiliriz. Her yaşa uygulanıyor mu hocam peki? Tabii ondan tabii yani uygulanabilir. Yani özellikle mesela ışık dolguları var. Göz altına yapılabilecek iyi sonuçlar aldığımız dolguları var. Uygulanabilecek yöntemlerdir. Gene mezoterapiler var, PRP uygulamaları var. Bunlarla onlar azaltılabilir. Gene bazı soyma uygulamaları var. Bugün lazer ve kimyasal piniklerde bunlara eklenebilir. Evet. Ama bütün bunları eklememize rağmen, yapmamıza rağmen bazı insanlarda gene düzeltemeyebiliyoruz. Böyle sonuçta da karşılaşılabiliyor. Karşılaşılabiliyor, yani. Aynen öyle. Evet, liposakşın erkeklerde meme küçültebilir mi? Tabii yani şimdi özellikle bazı meme büyümelerinde daha az izli olarak yani daha başarılı sonuçları liposuction yani yağ emme yöntemleriyle almaktayız. Liposuction artık bugünümüzde bazı lazer uygulamalarıyla o yağ ve sert dokuyu, glandüler dokuyu biraz yumuşatmak için yani ultrasonla da gene yumuşatıp rahat bir şekilde çekebiliyoruz evet. bu dokuyu. Evet, erkeklerde var mı peki böyle çok talep, yoğun talep var, bu konuda? Var.
var. Yani özellikle gençlerde yani bunu çok daha fazla son zamanlarda görmeye başladık. Evet. Erkeklerdeki patolojik yani hastalıklı bir meme büyümesini son zamanlarda daha fazla görmeye başladık. Hocam yine önemli konulardan bir tanesi kaşlar. Yani bakar bakmaz zaten az önce vurguladınız gözler, burun, ağız yapısı diye. Kaşlar da çok önemli. Kaşlarda düşüklük için neler yapılabiliyor? Böyle bir uygulama tabii, var yani mı? Kaşlarda yine biz elimizde botoksla kaşları kaldırabiliyoruz. Bir miktar kaldırabiliyoruz. Veya kaşların altına dolgu maddeleri vererek yine kaşı bir miktar kaldırabiliyoruz. Orada hacim azalması varsa. Bugün yine dikişli tekniklerle kası asabiliyoruz. Şimdi bazen bize hastalar mesela göz kapaklığı düşüklüğüyle geliyor, sarkmasıyla geliyor. Asıl problem mesela kaşın sarkması. Şimdi göz kapaklığı düşüklüğünü azaltmak için hasta mecburen kaşları kaldırmaya başlıyor. Kaşları kaldırdığı zaman bu sefer alnında bir sürü çizgiler olmaya başlıyor. Hepsi birbirini tetikliyor. Ama siz mesela hastanın o kaş problemini biraz kaldırdığınız zaman, yukarı konumlandırdığınız zaman bir bakıyorsunuz hastaların o alın çizgileri azalmaya başlıyor. Gene göz kapaklığı düşüklüğü eskisi kadar bakıyorsunuz belirgin olmaya belirgin olmuyor. Yani görme alanı daha rahatlıyor. Yani kaş düşüklüğü yani zaman etkisiyle, yer çekim etkisiyle mecburen bu kaşımızın dış tarafları çöküyor. Değil mi? Aşağı doğru iniyor. Evet, bunu daha sonra konuşalım hocam. Benim de öyle bir sorun var. Sürekli kaldırıyormuşum gibi hissediyorum. Evet, burun ameliyatlarından sonra burun ucu düşer mi sorusu sanırım yine sıkça tabii aldığınız yani sorular arasında. Tabii yani en sık sorulanlardan bir tanesi. Şimdi yani mutlaka burun her 10 senede bir, dekatta bir miktar düşecek. Yani ameliyat olmasa bile. Yani belli bir düşmeler, belli şeyler olacak. Ama yani günümüz ameliyatlarında biz zaten destekleyici ameliyatlar yapıyoruz. Yani birçok alanlar burun düşmesin diye destekliyoruz. Yani kırdak grefler konuluyor. Daha sağlam, daha iyi sonuçlar alınsın diye. Sonuçta onların da belli bir dayanma gücü var. Yani oraya demir koysanız bile burun değil bir mi? Miktar mecburen sarkacak. Yani düşecek. Ama bu tamamen düşmesi mümkün değil. Öyle bir şey yani yok. Hastalarda. Peki düzeltilebiliyor mu? Tabii düzeltilebiliyor. Düzeltilebiliyor. Yani öyle bir sorunla karşılaşılsa bile yani çözümü var yani. O sorunları daha fazla görüyorduk hastalarda ama şimdi bazı şeylere dikkat ettiğim zaman o sorunlar azaldı artık. O sorunları yani çok az görüyoruz. Evet. Hocam peki meme küçültmeyle boyun ve sırt ağrıları geçer mi? Yine kadınlar da zaten evet yani bayanların en bize başvurduğu şikayetlerden bir tanesi gene boyun ve sırt ağrılarıdır. Şimdi ben her zaman diyorum yani bir boyunuza 300 gram bile ağırlık taksanız, öyle dolaşsanız gün içerisinde boyunun sırtınız ağramaya başlayacak. Yani çok büyük göğüslü olan insanlarda bu tabii şikayet daha fazla. Hasta hayatı boyunca, bütün gün boyunca o ağırlıklarla dolaşıyor. O ağırlıklarla beraber yatıyor. Bunlar tabii ameliyattan sonra o ağırlıklardan, o sarkıklıktan kurtulduğu için hastalarda rahatlama oluyor. Ve en mutlu hasta grubu da göğüs çürütme ameliyat hasta grubudur. Değil mi? Evet. Doğru, gerçekten. Çünkü sadece ağrılar değil, yazın sıcaklığı da çok fazla rastlanan yani rahatsızlıklar oluşabiliyor. Altta pişikler olabiliyor, koku yapabiliyor. Yani alttaki yaralar oluşabiliyor. Hastaları yani daha etkiler. Şey sonrası hasta mesela daha rahat olur. Özgüveni artar. Yani aktiviteleri artar. Değil mi? Daha rahat spor yapabilir mesela. Hastalık akciğer problemi varsa o ağırlık üzerinde yığıldığı zaman gene solunum alıp verirken de hastayı rahatsız edebilir. Hastanın bakıyorsun bazen sorunun problemlerinin bile azaldığını görüyorsunuz. Evet. Bu tür operasyonlarda peki yaş sınırı var mı hocam küçültmede? Yaş sınırı yok. Yani yok. Yani 18 yaşından itibaren genellikle bu ameliyatı yapıyoruz. Ergenlik dönemlerinde tabii bizim bazı ciddi meme büyümeleri olabiliyor kızlarda bazılarında. Bunları küçültebiliyoruz veya bazen bizim içeride bazı fibroadenom dediğimiz kitleler olabiliyor. Bunlar büyük boyutlara varabiliyor. Bu kitleleri çıkartıp yine küçültme ameliyatları yapabiliyoruz. Belli bir yaştan sonra zaten meme büyüklüğüyle alakalı bu ameliyatlar oluyor. Evet. Yanaklardaki oluklar ve sarkmalar nasıl düzelir diye soracağım ama öncesinde oluklar nerede oluşuyor? Ben bilmiyorum. Oluklarımız bizim yani tıbbi olarak nazolabial dediğimiz buradaki burundan aşağı dudaklara doğru inen oluklarımızdır. Buradaki asıl problem yani oluklar yüzün sarkmasına bağlı oluşur aslında. Yani zaman içerisinde bizim orta yüz dediğimiz bu
bölgeler elmacık kemiklerin üzerinden aşağı doğru inmeye başlıyor. Evet. Yüzümüz sarkmaya başlıyor. Ve bu sarkma sonucu da burada oluklar oluşmaya başlıyor. Hı hı. Biz bunları yani dolgu maddeleriyle bir nevi makyaj yapabiliyoruz, kamuflaj yapabiliyoruz. Erken dönemlerde başarılı olabiliyor. Ama asıl sorun sarkmadır. Sarkmanın düzeltilmesi lazım. Sarkma da ancak cerrahi olarak düzeltilebilir. Ama erken dönem hastalarda bu oluklar cerrahiden cerrahi yapmıyoruz da enjeksiyonlarla bu oluğu düzeltebiliyoruz. Hı hı. Sarkmanın dolgun sonucunda oluk oluşuyor ama evet, öncesinde sarkmayı önlemek gerekiyor. Tabii yani sarkmanın önlenmesi lazım. Sarkmanın azalması lazım. Bazı yerlerde incelme sonucu olabiliyor gene. Yüzümüzün bazı kemik yapılarında incelme sonucu bunu da artırıyor. Hı hı. Oradaki kas ve bağ yapılarımızın gevşemesi sonucunda o oluklar daha belirgin hale evet, geliyor. Bu zaten her 10 senede bir orası daha belirgin hale gelmeye başlar insanlarda. Yaşlanmayı en fazla gösteren yerlerden bir tanesidir. Tamam, doğru. Hocam doğuştan kulak yokluğu ya evet, da herhangi bir problemi nasıl tedavi ediliyor? Şimdi doğuştan kulak yokluğu için cerrahi olarak iki seçeneğimiz var. Bir tanesi kaburgalarından tekrardan biz iskelet oluşturuyoruz. Kulak iskeleti oluşturuyoruz. Hı hı. Onu oradaki boşluğa yerleştiriyoruz. Tabii bu ameliyat aşamalı bir ameliyat. Sabır gerektiren bir ameliyat. 2-3 seans gerektiren bir ameliyat. Tekrardan kulak yapıyoruz. İkinci seçenekte mesela travma sonucu olmuş. Kulağı kopmuş hastalarda, ergenlerde daha yani yetişkinlerde daha fazla tercih ediyoruz, daha rahattır. Diş implantları gibi implant yerleştiriyoruz. Evet. 3 veya 4 adet buradaki kemiğe implant yerleştiriyoruz. Ve buraya protez yapılıyor, muktatıslı protez yapılıyor. Hasta kulağını takıp çıkartıyor. Yani bu tabii uygulaması daha rahat oluyor, daha pratik oluyor. Yani bazı hastalarda da daha iyi kozmetik sonuçta alınabiliyor şey. Ama diğeri tamamen kendi kulağı almış oluyor. Kaburgadan yaptığımız kulak da tamamen hastanın kendi kulağı almış oluyor. Hı hı. O zaman ikinci anlattığınız yöntem daha fazla mı artık yoğunluk? Çocuklarda tabii biz genelde şeyi daha tercih ediyoruz. Ameliyat diyor yani kaburgadan kırdak yapılmasını daha fazla tercih ediyoruz. Yani onu uzun dönem kullanacak daha sık tercih edilen bir yöntem. Ama erişkin hastalarda o ameliyatın işte aşamalarına, problemlerine çok katlanmak istemeyen hastalarda da daha basit, daha kolay uygulanabilen bir yöntemle. Çünkü implant rahat bir uygulama. Hı hı. İki seans içerisinde implantları hazırlıyoruz. O implantlar takılıyor. Onların yuvalar açılıyor. Ve sonrasında hastayı biz proteze gönderiyoruz. Daha rahat, daha ağrısız, daha problemsiz bir işlem olmuş oluyor. Evet. Hocam günün stresi, yoğunluğu, hava artık mevsimlerin değişimi doğal olarak migreni sanırım çok fazla tetikleyen etken evet, var evet, günümüzde. Evet. Ve migrenle artık botoks sanki birlikte anılır gibi oldu. Gerçekten botoks migrene iyi ya, geliyor tabii mu? Tabii yani onlardan bir tanesi de benim mesela. Yani benim de yani migren problemi olan bir insandım. Ben de kendim de yani migren için kullanıyorum. Yani eski zamandan beri yani 7-8 seneden beri kullanıyorum. Hatta bazı ilaçları artık hiç kullanmıyorum. Yani yani tabii etki mekanizma, tetikleyici mekanizmanız bazı bölgelerde ise, alın bölgenizde ise iyi sonuçlar alıyorsunuz. Bizim boynumuzun arkasındaki, kafamızın arkasındaki noktalarda ise ameliyat daha fazla tercih edilen bir yöntem olmuş oluyor. Yani tetikleyici noktası neresi ise hastanın ona göre tedavi planlaması yapılıyor migrende. Çünkü migren çok geniş bir konu. Çok yani evet, birçok sıkıntı migren ağrılarına yol açabiliyor. Bunda göz kırma kusurlarınızdan, burundaki problemlerinizden tutun. Yani boynunuzdaki ağrımalar veya şimdiki yani herkesin elinde cep telefonu devamlı bu şekilde bakmak bile buradaki fibromiyacı, buradaki kasların spazma bile sonuçta migreni tetikleyebiliyor. Evet. Peki hocam bu botoks yaptırdık diyelim uygulamayı. Yani tekrarlamak gerekiyor mu bir müddet sonra? Tekrarlamak gerekiyor. Yani, şimdi ben mesela 7 defa yapıldı. Eskisi kadar yani uzun zamandır 2 senedir de 3 senedir de botoks uygulamıyorum. Yani ağrı kesici ihtiyacım çok basit bir parolla
Basit bir parasetamolle, ufak bir ağrı kesiciyle rahat bir şekilde geçebiliyor. Sıklıklar bir keresi azaldı. Yani tamamen yani çok az bir şeye indi. Basit bir ağrı kesiciyle geçiyor. Eskiden yani daha kuvvetli ağrı kesicilerle veya migren ilaçlarıyla ancak toparlayabiliyordu. Şeyler azalmaya başlıyor tabii. Hastadan hastaya da göre değişiyor. Atak sıklıkları azalmaya başlıyor. Atakların şiddeti azalmaya başlıyor. Yani zaten onu hasta bir kere mutlu olduysa, onu yakaladıysa o hasta geliyor zaten. Evet. Migren tedavisi için mutlaka geliyor. Doğru. Hocam yine sık sorulan ve sık karşılaştığınız bir şey, koltuk altı ve el terlemeleri özellikle, evet. Değil mi? Bunun peki bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Bunda da gene botoks, yani botoks mükemmel bir ilaç. Yani her şeye yani baştan başlıyorsunuz, neredeyse ayağa kadar her alana her şekilde uygulanabilen bir ilaç. Burada da yine yani aşırı terlemelerde koltuk altı veya işte el terlemelerinde özellikle mesela bize gençlerin en sık başvurduğu, bizim de işte bu Nisan-Mayıs aylarından itibaren daha sıklıkla yaptığımız uygulamalardan bir tanesi. Çok başarılı oluyor. Özellikle mesela bazı işte elleriyle iş yapan insanlar veya işte işte keman çalan, enstrüman çalan insanlarda bu tabii daha öncelikli oluyor. O hastalar bize daha sık başvuruyorlar. Mesleğe göre talep de değişiyor diyorsunuz. Mesleğe göre talep de değişiyor. Ama aynen. Tabii ki el terlemesi gerçekten de çok önemli. Evet. Çünkü insan böyle yadırgıyor falan ya da birisiyle aniden tokalaşacağı zaman tedirgin olanlar oluyor. O yüzden bazı mesleklerde tabii daha sıklıkla geliyorlar. Doğru. Bize. Bunun çözümü de yine botoks. Evet. Bağlı diyorsunuz. Evet ve kadınların yine en sık sorduğu soru ince dudaklar ve erkeklerde de böyle bir talep var mı? Erkeklerde yani de var da yani o belli başlı gruplarda var. Ama yani bugün bayanlarda, gençlerde özellikle yani en fazla talep edilen uygulamalardan bir tanesi. Genelde en fazla üst dudak tabii ince oluyor. Evet. Üst dudağı bu uygulama tercih ediliyor. Veya orada bir kontür istiyor hasta. Yani kalınlaşma değil de bir makyaj yaparken o konturun belirginleşmesini istiyor. Biz bir kontur da çekebiliyoruz. Sadece dolgu değil. Bu da bir dolgularla da yapabiliyoruz bunu. Yani cerrahi olarak da yani dolgular geçici. Yani bunların kalıcılıkları yani ortalama bir sene diyebiliriz. Daha kalıcı şeyler tabii bugün yağları gene buralara enjeksiyon yapabiliyoruz. Veya vücudumuzdan bazı aldığımız parçalar gene dudakları kalınlaştırmak için kullanılabiliyor. Evet, birçok yöntem var. Var. Uzmanın doğrultusunda bu yöntemler rahatlıkla bazen dikişlerle bile yani hastanın istenilen dudak kontürünü sağlayabiliyoruz. Hocam görüntü anlamında kalçalar da önemli. Ve tabii ki düz kalçalar çok sıklıkla gelen hastalarınız vardır. Evet, düz kalçalar konusunda neler söyleyeceksiniz? Ya düz kalçalarda zaten aslında ilk yapılması gereken şey aslında spor. Yani en güzel sıkılaştıran, en faydası olan uygulama zaten spor uygulamalarıdır. Oradaki kasın geliştirilmesine yönelik uygulamalardır. Ama tabii yani belli bir yaştan sonra bunun etkinliği azalır. Ve biz de zaten yani çok da böyle spora elverişli bir toplum değiliz. Evet. Daha tembel bir toplumuz. Gene kalçaların biraz daha kalınlaşması için bize bayanlar, mesela diyeyim ki basenlerde çok fazlalık var. Basenlerdeki fazlalıkları alıyoruz. Bazen kalçalara doldurabiliyoruz. Veya silikon protez, yani göğüslere koyduğumuz silikon protezler gibi gene buralara da protez yerleştirilerek kalça kaldırılabiliyor. Onun da çözümü var diyorsunuz yani. Evet ve tabii ki protez demişken meme protezi riskli midir? Onu da soralım. Meme protezleri riskli bir operasyon değildir. Dediğim gibi bugün Amerika'da en sık yapılan ameliyat meme protezi ameliyatıdır. Buna bağlı büyütme ameliyatıdır. Daha kolay bilen o bir yöntemdir. Bundan zaten daha iyi bir yöntem çıksaydı bu sıklık değişecekti tabii mutlaka. Daha güvenli yapılabilen bir yöntemdir. Bir sorun yaşandığı zaman sonuçta protezi çıkarıp atabilirsiniz yani şey var. Sadece protezin konulduğu yerde belli belirsiz bir miktar iziniz kalır. O da çok önemli olmuyor aslında. Dediğim gibi daha yani güvenli kullanabilen bir yöntemdir. Evet. Belirgin basenler nasıl düzeltilir hocam? Belirgin basenlerde gene biraz önce anlattığımız gibi yani bizde armut tipi yağlanma var. Yani Türk toplumunda basenler geniş oluyor bayanlarda genellikle. Biz gene bunları liposuction'la
Bugün bazı uygulamalar var, yani dışarıdan verilen ışınlar, ışıklar veya ses dalgaları veya gene radyo frekanslı yöntemler, bazı ışık dalgalarıyla falan bir miktar inceleme sağlanabiliyor. Ama bunlar için çok fazla seans gerekiyor. Yani ve daha sınırlı kalıyor. Ama en güzel yöntem, en başarılı sonuç liposuction'la elde ediyoruz. Evet, o zaman onu tavsiye ediyorsunuz ama tabii ki evet, yani tabii ameliyat istemeyen yani veya son istemeyen hastalar da diğer yöntemleri başvurabilirler. Ama diğer yöntemlerden yani böyle bir seansta süper bir sonuç, öyle bir şey mümkün değil. Yani sabırlı olmaları lazım. Azar azar sonuçlar olur. Çok böyle büyük bir beklenti içerisinde olmamaları lazım. Değil mi? Doğru. Evet. Peki hocam, yaşlandıkça burun büyür ve düşer mi diyeceğiz? Daha önce programımızda burunla ilgili çok büyük mesajlar vermişsiniz. Yani belli bir yaşın üzerinde mutlaka, yani bayanlarda, erkeklerde bu zaten 40 yaşından sonra daha belirgin hale gelmeye başlıyor. Yani kemik yapılar incelmeye başlıyor, kırdakların kuvvetleri azalmaya başlıyor, derinin bazı bölgelerinde kalınlaşmalar olmaya başlıyor. Yağ oranları, yani yağ bezleri artmaya başlıyor. Bu yağ bezlerinin barındırdığı bazı yağ miktarları artmaya başlıyor. Yani burun değişiyor, yani şekilleniyor şey var. Ha, bu bazı şeylerde mesela erkeklerde daha sıkıntılı olabiliyor. Yani bugün rinofimayla yani burunun büyüdüğü hastalıklarla daha problemli, daha sıkıntılı hale gelebiliyor tabii hastalar için. Ve bu hastalar da tedavi için başvurabiliyorlar. Bugün gül hastalığı dediğimiz roza hastalığı, gene o bölgedeki hastalıklar gene burnu değiştirebiliyor. Bazı deformasyonlar, bazı sıkıntılar yol açabiliyor. Evet. Hocam çok merak ettim. Bir soru var. Ben de şaşırdım açıkçası. Bu soruyu da sık alıyorsunuz galiba. Koltuk altına meme protezi kullanılabilir mi? Sorusu. Tabii yapıyoruz. Yani şey var. Yani koltuk altında meme protezinin tabii bazı avantajları var. Hastaların bazıları bize göğüs bölgesine herhangi bir iz istemiyorlar. Veya işte o bölgede mesela meme altına yaptığımız zaman bazen his değişiklikleri, his farklılaşmaları olabiliyor. Hasta bunları istemiyor kesinlikle. Biz de koltuk altından göğüs protezini yerleştirebiliyoruz. Ama bu biraz tabii zor bir işlem. Kolay bir işlem değil. Kamera gerekiyor, endoskopi gerekiyor, biraz daha tecrübe gerekiyor. Bazı protezleri kullandığınız zaman mesela anatomik şekilli protezler, damla şekilli protezler rahat konulamayabiliyor, dönebiliyor, istediğiniz şekilde koyamayabiliyorsunuz. Yuvarlak protezleri daha rahat koyuyorsunuz, daha az problem çıkıyor. Bir de belli bir ebatın üzerine çıkamıyorsunuz. Yani silikon protez, içerisi silikon katı protezi kullandığınız zaman çünkü iz büyüyor. Yani ama ufak çaplı oynamalar isteyen bayanlar için ve göğüs bölgesinde herhangi bir iz istemeyen, histe değişiklik istemeyen bayanlar için kullanılan gene güvenli yöntemlerden bir tanesidir. Evet. Göz kapağı düşüklüğü görmeyi etkiler mi? Sorumuz var. Ya tabii zaman içerisinde bazı insanlarda bu artık yani kaşla düşüyor. Göz kapağının üzerinde yığılma, deri fazlalıkları, yağ fazlalıkları artmaya başlıyor. Bu artık göz bebeğinin de altına inmeye başlayarak engellemeye, görme alanınızı kapatmaya başlıyor. Ve bu durumda yani artık estetik amaçlı değil de fonksiyonunu toparlamak için ameliyat edebiliyoruz. Evet. Evet hocam, gözaltı torbaları yine sıkça denk geldiğiniz problem galiba. Evet. Bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani işte gözaltı torbalarını gene bizim göz kapağı, alt göz kapağı ameliyatlarıyla beraber bu gözaltı torbaları çıkarılabiliyor. Çünkü bazı hastalar bugün yani bayanlar da muzdarip olabiliyor, erkekler de bazen muzdarip olabiliyor. Çünkü o torbalar çok belirginleştiği zaman hastalarda sanki yani kronik alkol kullanımı veya bir hastalık varmış gibi görünüyor. Hastalıklı bir ifade veriyor hastaya. O torbalar düzeldikten sonra tabii hasta daha moralman, daha iyi hale gelmiş oluyor. Toparlamış oluyor. Peki ileriki yaşlardaki insanlar bunu yaptırmaya kalksa tavsiye ediyor musunuz? Tabii yani her yaşta yapabiliyoruz. Yani. Tabii. Rahatsız olan herkes bu aynen durumdan öyle. Rahatsız olanlar aynen yaptırabilirler diyorsunuz. Göz kapağı ameliyatlarından sonra iz kalır mı peki? Şimdi mutlaka iz kalacak. Ama yani bizim estetik ameliyatın zaten estetik cerrahinin prensibi mümkün olan katlantılara, izi biz saklamalara çalışıyoruz. Mesela burunda ne yapıyoruz? Burun içinden ameliyat yapıyoruz. İz dışarıda belli olmasın. Veya bazı ameliyatları ağız içerisinden yapıyoruz. Boşluklardan yapmaya çalışıyoruz. Boşluklardan izin az olabileceği yerlere getirmeye çalışıyoruz. Mesela üst göz kapağımızda zaten bir katlantı var. Biz tam o katlantının içerisine denk getirdiğimiz zaman orada iz olsa bile o iz belli olmayacak.
Gene alt göz kapağında ise kirpiklerin altından yaptığımız için bazı ameliyatlara veya gözün içinden yapıyoruz yaptığımız zaman bu izler belli olmuyor. İz olsa bile belli olmuyor. Bir de göz kapağı çok güzel iyileşen bir yer. Yani burada genelde iz çok az olan bir yer. Derm istediğimiz doku az olduğu için buranın izleri az iyileşiyor. Yani göz kapağının çok dışına taşmadığınız zaman, yani yan taraflara taşmadığınız zaman genelde bu izler kötü iyileşmez. Hastaya da bir problem çıkarmaz. Hastayı sıkıntıya sokmaz. Yani bu durumdan korkmasınlar, endişe etmesinler diyoruz. Göz küçültme ameliyatlarında ne kadar iz kalır? Göğüs küçültme ameliyatlarında yani protezin büyüklüğüne bağlı olarak da tabii bu değişiyor. Göğüs meme başının altından koyabiliyoruz, göğsün altından koyabiliyoruz, koltuk altından koyabiliyoruz. Bu durumlara göre de değişiyor. Şimdiki protezler tabii silikon serumla şişirilen protezleri daha ufak şeyden yapabiliyorsunuz. İzden yapabiliyorsunuz. Ama silikon protezler ve silikon protezlerin de sertlikleri arttığı zaman tabii iz de büyümek zorunda. Çünkü o sertlikteki protezi ufak bir izden koyamıyorsunuz. Çok zorlanıyorsunuz. Hepsi proteze bağlı. Yani 5-6 santim civarında bir ortalama yani 4 ile 6 santim arasında bir iz oluyor. Evet hocam, tabii ki aslında burada otursak bayağı 3-4 saat konuşacağız. Haklısınız. Ama sona da gelmişiz. O yüzden son olarak vurgulamak istediğiniz, söylemek istediğiniz var mıdır izleyenlerimiz hocam? Teşekkür ederim. Yani bütün soruları cevaplandırmaya çalıştık herhalde. Biz teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Yüreğinize sağlık, bilgilerinize sağlık. Sevgili izleyenler, çıtı pıtıda birlikteliğimizin sonuna geldik ama hocam her programda mutlaka vurguluyor. Psikolojik anlamda hayatınızı etkileyen durumlarda mutlaka uzmana gidip uzman görüşü alıyorsunuz. Ama kafanızda birçok şeyi doldurup birçok şeyi izleyip ya da ünlülere hayran kalaraktan gitmiyorsunuz. Çünkü kafalar dolu olunca değişim zor oluyor değil mi hocam? Böyle sıkıntılar var. Evet ve hocamla birlikte merak ettiğiniz inşallah elimizden gelen bütün soruları sizlerle paylaşmışızdır. Özel İdol Kulak Burun Boğaz Cerrahi Tıp Merkezi Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Operatör Doktor Fazlı Cengiz Bayram'la birlikte kafanızdan bir soru işaretini kaldırabildiysek ya da bir soru işareti bırakıp araştırma fırsatı sunabildiysek ne mutlu bizlere diyoruz. Sağlıkla kalın, güzellikle kalın, hoşça kalın. Yakar yamak kışı, kahvesine kışlı çiçeği burnumdan.